Selamlar hepimiz Forza Horizon 5 serisiyle abi haberiz. Bugün terk edilmiş araba serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videonun yorumları gerçekten harikaydı. Bütün yorumlarınızı neredeyse okudum. Teşekkür ediyorum düşüncelerini paylaşan herkese. Şu arabanın motor swap konusunda artık bir şeyleri netleştirdik. Modifiye kısmında bunları konuşuruz. Videoya başlamadan önce sadece şu duyuruyu yapmak istiyorum. Twitch'te şu sıralar Formula 1 2022'nin kariyer yayınlarını yapıyorum. Forza dışında bir araba oyunu daha haliyle oynamış oluyoruz. YouTube'a henüz atıp atmamak konusunda kararsızım. Twitch'ten ilerliyorum. O yüzden açıklamadaki linkten Twitch kanalımı mutlaka takip edin ve canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Videonun başına kendine video like atarsanız çok sevinirim. Şimdi gördüğünüz üzere her zamanki gibi Forza'da çok güzel bir noktadayız. Şöyle bir dağdayız. Garip bir yerdeyiz. Uzun bir yerlerdeyiz. Yani BMW'den sonra tabii ki de bir Mercedes gelmesi gerekiyordu. Bu arada bir önceki videoda da BMW'nin motoruna 6 silindir dediğim için kızmışlar. Bayağı kızmışlar. V10 varmış E60 kasada. E60 mıydı kasa? V10 motor varmış. Hani çok da popüler bir motormuş. O arabaya has bir motormuş. Ben bunu maalesef ki kaçırmıştım. Araba hakkında çok bir bilgim yoktu. Sadece motoru konusunda sesine bakarak bir varsayımda bulunmuştum. Ay şu gelin güzelliğine bakın lan, ne güzel gör burası böyle. Şimdi gölün üstünden geçerek şuradaki terk edilmiş bir ev var burada ve yanında da terk edilmiş bir araba var. Arabayı kendimiz bulduk ve benim galerimde daha önce hiç sürmediğim, galerimde olmayan terk edilmiş bir araba kendisi. Gördüğünüz üzere hasarlı ve spor bir en azından kaplaması var. Sanki bir pist arabasıymış gibi ki yanlış bilmiyorsam kendisi zaten bir pist arabası. Hatta Formula'nın güvenlik araçları geçtiğimiz senelerde, bu senelerde Mercedes GTR var mı, AMG GTR var mı bilmiyorum ama geçtiğimiz senelerde AMG GTR güvenlik aracı olarak da kullanılıyordu. Eğer farklı bir modeli değilse, bunun bir de Roadster ve 4 kapılı modelleri var ama 4 kapılı modelini tabii ki de kullanacaklarını hiç düşünmüyorum ben. Kendisini şöyle öncelikle bir sesini duyalım. Birazcık tekliyor ama çok keyifli, güzel bir sesi varmış gibi gözüküyor. Şöyle bir yola doğru çıkalım isterseniz. Arabanın da sesinden anlayacağınız üzere arkadaşlar, araba V8 motorlu. Ve eğer ki internette yanlış araştırmadıysam twin turbolu bir araba. Zaten sesinden V8 sesi baya baya geliyor. Araba ama sağlam hasarlı, tekliyor ve ama gene de iyi gidiyor bu arada, hiç fena değil. Ay. Çok keyifli bir araba. Ben Mercedes'i de gerçekten çok seviyorum. Hatta Alman otomobilleri arasında hani ikiye ayrılırlar. Yani Audi'yi saymazsam eğer ikiye ayrılıyor. BMW'ciler ve Mercedes'çiler olarak. Ben şahsen Mercedes'çiyim. Tabii ki de herkesin görüşü kendisine. Ben Mercedes'i seviyorum arkadaşlar. Şahsen BMW'de daha çok sevdiğim bir modeldir. Ancak BMW'nin de tabii ki de has, kendisine has harika modelleri var. Onları da çok seviyorum. Yani çok sevdiğim E46 kasalar, E60 kasalar falan bayıla bayıla sevdiğim. Ve kullanmaktan oyunda da gerçekten de keyif aldığım da var. Gerçekte E46'mız vardı bir zamanlar bilirsiniz. Maalesef ki işin sonu kötü bitti. Her neyse. Biliyorsunuz araba konularında gerçek hayatta pek şansım yüzüme gülmüyor benim. Yanlış kararlar alıyorum ve hepsi elimde patlıyor genel olarak. Tabii bir de Alman konusu açılmışken bir de tabii ki de Audi'ciler var. Hani Volkswagen'i bu gruba dahil etmiyorum. Volkswagen'in altında zaten aslında Audi mantıken ama gene de bir Volkswagen gerçeği de var. Onun haricinde bir Audi gerçeği var. Hatta Audi'nin geçmişte bazı reklamları vardı ve reklamlarında şey diyordu. İşte şunu istiyorsanız BMW, bunu istiyorsanız Mercedes, hepsini istiyorsanız Audi gibi bir göndermeli reklamları da bulunuyordu. Şöyle arabanın iç kamerasına geçecek olursak, ooo ön cam falan da iyi çatlamış ha. Artık araba ne yaşamış bilmiyorum ama harika bir araba. Gerçekten kullanmaktan da çok keyif aldım. Arkadan dişli mükemmel motorlu, gerçek bir pist arabası. Ancak bununla drift yapmak da inanılmaz keyiflidir eminim. Açıkçası bugün nasıl bir modifikasyon yapacağım, ne yapacağım henüz bilmiyorum. Ancak bu arabayı swaplamayacağız. Yorumlardan da öyle bir karar aldık zaten sizin... Evet, frenler hasarlı olmasaydı oradan sıyrılabilirdim ama frenler de hasarlı belli ki. Öyle bir karar aldık arkadaşlar. Yani bazı arabalar vardır motorunu swaplarsın. Özellikle Japon arabaları bunlar da var. Bazı arabalar vardır motorunu swaplamazsın. İşte Supra'lar, BMW E60 gibi, E46 da bunlardan birisi olabilir aslında ama emin değilim. Hani bazı arabalarda motorunu swaplamayız, yükseltmeyiz, değiştirmeyiz ve stok motoru modifiye ederiz. Bu şekilde bir karar aldık. Bu şekilde bakalım bu araba ya harika bir motora sahip, twin turbo, çift turbolu ve V8 bir motor kendisi. Şöyle içeriye girelim bakalım. Özel yükseltmeye geliyoruz ve buradan dönüşüme geliyor şimdi. Burada arabanın kendi içerisinde twin turbo olduğu için herhalde turbo modifikasyonunu bu kısmına koymamışlar. Hatta buradan bir daha kontrol edelim. 4000 litre harika bir motor. Bir de burada 5.2 V10 var. İkisini de dinleyelim gene de. Bu arabanın sesi gerçekten de bu zaten. Formula 1'in güvenlik arabalarında da duyuyorduk bunları. Bir de 5.2 V10 var. Bir duyalım bunu da.
Formula 1 gibi ses çıkartmaya başladı arkadaşlar. Ama zaten stok modifiyesiz hallerinde V10 sadece 25 beygir fark koyuyor. O yüzden bu arabanın da orijinalliğini bozmadan bu şekilde anlayacağız. Güç aktarımı orijinalde arkadan itişli. Ve şahsen arkadan itiş kalmasını tercih ederim ben. Hemen hiç oyalamadan motor modifikasyonuna bir gelelim ve bu şekilde bir güçlendirmelere başlayalım. Geldik egzoza. Egzozda bir yarış var, bir de stok var. Stok zaten spor egzoz oluyor. Bir dinleyelim. Harika bir ses bu arada. Kesinlikle harika bir ses. Ve yarış tipi egzoza bakalım. Çok çok daha kaba, çok daha güzel bir ses. Oy 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 oy. Bak çift turboyu birazdan şuradan geliştireceğiz ve yarış tipi çift turbo koyacağız. Hemen pistonları da yükselttikten sonra artı 124 beygir yarış tipi çift turbolay aldık. Güzel bir modifikasyon olacak belli ki. Şuradan çıkmadan arabanın 901 beygir olduğunu ve 1000 Nm torku ulaştığını görebiliyorum zaten. Çok keyifli bence. Hemen şu frenlere bir bakıyorum. Orijinal kaliperler çok iyi durmuyor. Aa kaliper. Aa fren yokmuş ki ya. Allah Allah. Neyse tamam, yaylara geldik. Yaylar yarış tipi yaylar, rally tipi yaylar ve drift tipi yaylar. Burada hiç uzaktan bakmama dahi gerek yok. Direkt yarış tipi yayları koyacağız. Hemen viraj demirlerimizi yükseltiyoruz. Şimdi bu arabanın içine cage gidebilir. Çünkü neden gitmesin? Olabilir yani. Şu an top speed'ine herhangi bir etkisi falan da yok. Hatta hızlanmasına nasıl oluyorsa bir artısı var. 3.663'den 3.616'ya yükseliyor. Peki ağırlık azaltmasını da hemen şu şekilde yükseltelim. Uzun zaman sonra bir arabaya da cage koymuş oldum böylelikle. Debriyajımızı, şanzımanımızın orijinalliği 7 vites gördüğüm kadarıyla. Yarış tipi şanzımanımızı şu şekilde koyalım. Araba S2 klasmanını yükseltti bile. X klasmanını yükseleceğini zaten hiç düşünmüyorum. Sanırım buna yarış tipi diferansiyel koymak mantıklı olacaktır. Biz zaten orijinal diferansiyel ayarlarını da bozmuyoruz. Spor tipi diferansiyel de gider buna aslında ama yarışta kalalım. Bütün parçaları yarış tipinde bırakıyoruz zaten şu ana kadar. Geldik şimdi lastiklere. Lastiklerin orijinali de bence çok yüksek yol tutuşuna sahip. Yarı düz yarış lastiği artı 0.8 veriyor. Düz yarış lastiği de artı 0.8 veriyor. Bu da artı 12 veriyor şimdi. Ben şahsen lastikleri düşünüyorum. Orijinalde bırakmak iyi. Çünkü zaten yol tutuşu düşük bir araba değil bu. 275 ön lastik var. Çok kalın bir ön lastiği var. 325 arka lastik var. Çüş. Hayvan gibi de arka lastiği var arabanın. Şimdi orijinal Mercedes jantlarını şahsen değiştirme taraftarı değilim. Şu şekilde büyütme taraftarıyım. Çünkü neden değiştirelim? Orijinal Mercedes AMG GTR jantları bunlar. Aa bak, bilgiyi doğru söylemişim bu arada. İnternette araştırdığım bilgi doğru çıktı. Burada gördüğünüz üzere F8 bir turbo yazıyor. Bir turbo ne demek emin değilim. Onu da artık siz yorumlarda belirtirsiniz. Aa, arabanın motor modifikasyonu, ekip modifikasyonu bu kadarmış. Çok ilginç. Spacer koyardık iyiydi. Bu arabaya spacer çok yakışır. Düzeni kur diyorum hemen. Arabayı bayağı güzel hafiflettik ve beygirini de güzel yükselttik. Genel G'si de şu an çok iyi gözüküyor. Hızlı bir modifikasyon oldu ya. Yaptığım en hızlı modifikasyonlardan bir tanesi olacak galiba. Özel ayarlamalara geldik. Bakalım bu 388'den ne kadar yükselecek. Şimdi bunu en sola çektiğim zaman en azından 0-100'ü bayağı sağlam bir şekilde artmış oluyor. 3.5'ten 3.7'ye. Yani 1 saniye falan oynamıyorum. 0.2 saniye falan bir yükselme şeyi var. Onu o şekilde bırakacağım ve buradaki bütün vitesleri tek tek hızlanmaya doğru birazcık daha yaklaştırmayı düşünüyorum. Yoksa son viteste araba boğuluyor bildiğiniz üzere. Bunu birçok kez test ettik. O yüzden bunu bu şekilde birazcık daha yükselterek, torka birazcık daha vererek en azından arabanın bütün viteslerini kullanabilelim diye bu şekilde bir ayar çekeyim istiyorum. Arabanın top speed'ine de bir tık daha etkisi oldu hatta bunun. Tamam, son kararım şu an bu şekilde. Hizalı geç, viraj demirlerini geç, helezon yaylarını. Bence arabayı basalım abi. Biz basık araba seviyoruz belli yani. Aerodinamiği de tampon modifikasyonlu arabanın body kiti hiç yok. Seçeneklerimiz dahi yok. Ancak 388'den bunu şu şekilde hıza verirsem 403'e yükseliyor ve bence vermeliyiz de. Virajdan ziyade birazcık daha top speed'ini oynamış oluyoruz böylelikle. Sanırım buradan yapacağım daha fazla bir şey yok. Araç uzmanlığından şu özelliklerini de açmak istiyorum arabanın. Bütün özelliklerini açtım çünkü arabanın bütün yeteneklerinden ekstra puan kazanılmak istiyorum. Artı geldik şimdi arabanın dış görseline. Şimdi dış görselde bu arabaya güzel seçeneklerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım yine de. Ay, orijinal GTR işleri. Benim bu arabayla fotoğrafım var, şimdi hatırladım. 2017'de ben bu arabayla fotoğraf çekildim. Çok güzel bir orijinal renk bu arada. Harika orijinal bir renk. Mat yeşil, askeri yeşil. Bunun bir de parlak versiyonu var. Açıkçası fabrika renginde. Ay. Bir dakika ya, mat siyah nasıl olur? Buradan kırmızıyı şu şekilde siyaha evirirsem mat siyah oluyor ve inanılmaz oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Harika ötesi oldu. Kesinlikle arabayı siyah yapmalıyız. Bayağıdır siyah araba yapmıyorum sanırım. Mat siyah yaparsak arabanın bir de kaputunu acaba karbon fiber yapsam nasıl gözükür diye bir düşüneceğim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şu bence çok iyi gözüktü. Buna hiç gerek yok. Şu nedense bir gözüme hoş geldi. Aynalar zaten kendisinden siyah. Muhtemelen burası da siyahtır. Jantları da siyahta bırakacağım gibi gözüküyor. Şöyle bir ton farkı var. Oo, bu bayağı simsiyah yapıyor arabayı. Wow. Bence kendi orijinal jantlarının rengiyle oynamayalım. Kaliperlerin rengini kırmızıya evirelim ama. Kırmızı olmasa çok da iyi duracağını düşünmüyorum. Şu şekilde kırmızı
parlak kırmızı çok çok daha iyi. Artı bir de siyah cam filmimizi de koyduk. Bu arada bu motor modifikasyonlarımı kaydedip sizinle paylaşmamı isteyen bayağı bir insan vardı. Bu düzeni kaydet dediğim zaman sanıyorum ki sizle de paylaşılabilir bir kodu almış olacağım. Şuraya kaydedelim ve ismine de Mervan T yazalım ki siz de aradığınız zaman bunu bulabilirsiniz. Bunun paylaşım kodu da birazdan ekrana gelecek olması lazım. Açıklamaya da Mervan T dedim ve paylaş dedim. Bakalım paylaşım kodu ne olacak bunun. Paylaşım kodunu neden bulamadığımı bilmiyorum ancak sanıyorum ki aramaya Mervan T yazarsanız bulunabilecektir. Çünkü paylaşım kodu yazmıyor. Ama sizin için bundan sonra yaptığım modifikasyonları kaydedeceğim. Çünkü yorumlarda bunu birkaç kez gördüm. Kaydet ki biz de yapalım diyorlardı. Şimdi geldik dışarıdayız arkadaşlar. Bir bakalım. Ay bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir şey yaptık bence. Tamam bence çok keyifli olacak bu araba. Bakalım. Sakince bir sürerek başlıyorum her zamanki gibi. Beni biliyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sürerken çok keyif alacağımı düşünüyorum. Hem drift için hem de yol için gidiş olarak da çok keyifli bir araba olduğunu düşünüyorum şu an. 403 top speed olarak çok iyi değil ama en azından hem yol tutuşu olacak hem de şu şekilde gördüğünüz üzere alın Formula 1'den sonra araba çok ilginç. Formula 1'i ve Forza'yı aynı anda oynamak gerçekten insanın beynini çok karıştırıyor. Tamam dur sakin ol sakin ol. Dur çok çıkmıyor yoldan. Üçüncü testte bir tık şey var gibi sanki ama gayet güzel oldu. Vallahi gayet güzel bir araba yaptık. Sürmesi gerçekten keyifli ve eğlenceli bir araba oldu. Şuradan şunları sollayalım bakalım. Bak 5. testte de devir aralığı çok iyi. Ya güzel oldu ama arabanın şekline baksana, görüntüsünün karizmatikliğine baksana. Selektör yapma lan tır. Biliyoruz nasıl gittiğimizi biz. 300 km hızla gidiyoruz tabii, orası da ayrı mesele ama. Buradan şöyle inelim bakalım. İyice yağmura yakalandık ya, tadım kaçtı. Oo birader. Bak senin yüzünden yoldan çıktım yakıştı mı? Şuradan şöyle girelim. Oy. Baksana araba nasıl kayıyor, buzda sürüyormuş bunu. Yağmur sezonuna denk gelmekten hiç hoşlanmıyorum. Forza Horizon 4'te bu daha çok yaşanıyordu. Çok fazla yağmur yağıyordu. Islak zeminde araba sürmekten gerçekten de hoşlanmıyorum oyunda da. Formula 1'de de hoşlanmıyorum. Islak zemini sevmiyorum abi. Arabanın yol tutuşunun düşük olduğu hiçbir şeyi sevmem ben. Ay ağzınıza... Yani istediğim zaman drift yapmak isterim ben çünkü. İstediğim zaman da yanlamak isterim. Ve bunu ıslak zemindeyken... Yani bunu istediğim zaman istediğim şekilde yapamamak beni rahatsız ediyor çünkü. Oğlum siz salak mısınız ya? Neyse birader cümle mümle kurmuyorum ben. Dönelim gidelim. Arabanın hızını test edelim diyeceğim. Arabayı kaldıramıyoruz ki arkadaş. Hah. Tamam güzel bak böyle şeylerle gel bana ya. Lütfen ya. Derseniz kardeş. Şurada bir yavaşla bakalım. Bak birazcık gaza fazla bastık diye yaşadığım şey var. Tamam geldik otobana. Artık yani yağmurda durdu ama yerlerini koruması kim bilir ne kadar zaman alacak. Şu arabayı bir kaldıralım ya. Bir 0-100'üne falan bakalım. Arabayı daha 30 km sürdük. Hala bak. Hadi launch kontrol. Göster bize gücünü kardeş. Baksana ıslak zeminde hiç kalkmıyor. Normal yani dediğim gibi. Buna göre bir modifikasyon yapmamış sonuçta. Ve nasıl makas atacağım onu düşünüyorum bu zeminde yani. Neyse hayırlısı artık. Elimizden geleni yapacağız. Altıya da güzel gidiyorsun. Bakalım bize nasıl bir makas sunacaksın. Şuraya girersin tamam. Hop. 85 mi? Bu kadar mı? Daha da gidersin oğlum torklu makinesin sen. Buradan tek seferde bir freni çeksem döner mi araba? Fren yapmak zorunda kaldım. Neyse iyi ki de freni çekmemişiz. Çok trafik var zaten. Oğlum baksana iyi yol tutuyor lan. Hem de ıslak zemine rağmen.
Tır, dikkatli döner misin kardeş? Aynen. Ama hayır. Hadi. Çok iyi toplayamıyor kendisini sanki. Evet, yani araba kendisini çok iyi toplayamıyor. Bunun kaynağı şasi de olabilir. Ön tarafın yüksekliğini yükselttiğimiz için olabilir. Henüz tam olarak bilmiyorum. Arkayı biraz ağır mı yaptık acaba? Oğlum bu oyun niye bu kadar karanlık ya? Ne sebeple bu kadar karanlık oğlum bu oyun? Abi sen niye yolun ortasında ters duruyorsun? Lan oyun mu basıldı? Bu ne hal? Sabahtan beri botlar bana çarpıp duruyor. Ben garip garip hatalar yapıyorum. Yağmura yakalandık. Pardon, yanlış yerde direksiyonu bıraktım. Ama yani gerçekten de ilginç bir muhabbet yani şu an dönem. Şuna bak. Kum fırtınası falan mı geldi? Niye bu kadar karardı oyun? Gün batımı gibi karanlık da değil. Aynı anda hem gün batıyor hem de bulutlu bir parçalı bulutlu bir hava olduğu için de olabilir. Bakalım 7. vitesi atacak kadar hızlanacak mı diyeceğim araba ama hızlan... Tamam. Çok da sıkıntılı bir değil de aydınlandık. Birazcık aydınlandık sonunda. Araba 7. vitese girecek mi diye bir test edecektim de yani 6. vitesin devrinde bakacak olursak 7'ye girmeyecek gibi gözüküyor. Yine de bir deneyeceğiz tabii ki de. En azından 450 bir görelim. 450'yi göremedik yani. Sen 400'ü görecek bir arabasın bence. Hadi kardeş. AMG GTR sen harika bir arabasın. Benim senin de fotoğrafın var oğlum. Yani bir arabayı sevdiğimi daha fazla nasıl belli edebilirim bilmiyorum. Ama güzel gidiyor bu arada. Yani arkadan itişli bir arabaya göre çok güzel bir yol tutuşu var. Ve sağlam makas atıyor. 309. Uçacağımı tahmin etmeliydim önceden. Buradan her geçişimi uçuyorum çünkü. Neyse olsun be. Olsun be. Güzel. Harika ya. Tamam. Bak zemin kuruyunca daha bir alışıyorum arabaya. Neden yağmur yağıyor ki zaten? Asla anlamıyorum neden yağmur yağdığını. Ama belli ki tabii ki de drift için çok uygun bir araba değil. Sadece olayı arkadan atışlı olması. Başka bir olayı yok. O kadar karanlık ki acaba benim odam aydınlık diye de olabilir. Ben mi göremiyorum yolu diye düşünecektik de. Bir dakika, siyah bir araba yaptık. İnadına yaparmışçasına. Aaa! Tamam neyse buraya da tamam. Olur, bu da olur. Hadi tut artık yolu. Gene yağmur yağmaya başladı ya. Ya yağmur yağmasın, şu oyundaki yağmuru kaldırın ne olur. Ben kuru zeminde araba sürmek istiyorum. Allah'ım Allah'ım. Keşke seçeneğim olsa. Of. Hop sakin. Şöyle ya aynen. Oh be ulan. Zemin hep kuru olsa var ya. Arabayı aldığımdan beri çok iyi sürerdim. Islanmaya başladı geri bak. Baksana oğlum. Vallahi arabanın olayı kuru zemin olayı. Yani yağmur lastiği taksaydım tabii farklı olabilirdi. Aa neymiş böyle ya? Neyse sen BMW M1'e benziyor. Hızlan bakayım kardeş, bu kadar mı hızlanabiliyorsun? Öldük dolaştık yine şehre geldik. Gece şehir sürüşü de bir acayip. İyi gördüm ha. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir girelim, aşağılara girelim. Şehrin altında tünellere girelim biraz. Ay çok döndüm. Tamam. Ama araba çok karanlık ve tünelde ışık olması ara var. Bir dinleyelim mi bir daha? Güzel oldu aslında da araba. Biz değerini bilemedik. Kıymetini veremedik yani arabaya. Hak ettiğini.
bir şey veremedim. Bu arabayı hiç kazasız sürmek bu arada çok mümkün. Bayağı mümkün de. Birazcık da alışmak gerekiyor tabii. Hop. Sürtme. Tamam. Bir iki komşumuzun saksısını kırabiliriz ama o kadar. Lütfen. Çarpacaksın değil mi? O kadar hızlı girersek oraya çarparsın tabii. Tamam neyse hadi çıkalım şeyden. Arabayı siyah yapmak mı? Acaba yapmıştım. Oh evet abi kuru zemin birazcık daha. Azıcık daha kuru zemin lütfen. Baksana güzelliğe be. Şuradan gitmeye karar verdim son anda. Aa, çok güzel bir arabasın da işte. Keşke daha iyi sürebilseydim seni. Hakkını verebilseydim. Yollara hep son anda girmeye karar veriyorum. Pardon radar kontrolüm daha iyi olmalı ki. Virajları görebileyim. Ama güzel girdik şimdi buraya. Vallahi güzel girdik. Şöyle otoparka girelim stadyum otoparkına. Ey yavrum be, Mercedes be. Mercedes be. Direğin etrafından dönmek gibi bir hayalim vardı, dönemedim. Neyse tamam, şöyle park edelim o zaman. Çok güzel bir arabamız oldu bence. Yani bunu daha doğru bir zamanda kuru zeminde daha fazla sürmeyi gerçekten çok isterim. Ama dediğim gibi bunun için birazcık daha Twitch yayınlarını takip edebilirsiniz. Twitch yayınlarında bazen Forza girip çok şey de yapabiliyoruz yani. Saatlerce araba modifiye edip Forza oynayabiliyoruz ve bu da gerçekten çok keyifli oluyor. Ben şahsen çok eğleniyorum. Arabayı sürmekle alakalı bazı sıkıntılarım vardı. Daha iyisini yapabilirdim. Ama dediğim gibi ağır ve zor bir araba aslında ve üstüne yağmur yağdı. Ya gerçekten yağmurda araba sürmekten hoşlanmıyorum. Bu gerçekte de geçerli. Hoşuma gitmiyor. O arabanın yol tutuşun düşüklüğü beni rahatsız ediyor. Kontrol bende değilmişim gibi hissediyor. Birazcık psikolojik olarak kendimi kötü etkiliyor olabilirim sürüş konusunda ama neyse olsun. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Daha fazla terk edilmiş aramak için her zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın. Düşünceniz yorumlarda okuyorum. Abone değilseniz abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Twitch linkimi açıklamada bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Sağlıcakla.